Bu akıl hastanesinde yaşananlara inanamayacaksınız. İnsanlar tarafından ortaya konan kötülük zaman zaman akıl almaz boyutlara ulaşabiliyor. Ancak Bayberry'dekine benzer bir barbarlığa daha önce çok az rastlanmıştır. İşte kötülüğün vücut bulduğu bir yer olan Bayberry Akıl Hastanesi ve hastaların yaşadığı kan dondurucu olaylar. Bayberry Akıl Hastanesi veya resmi adıyla Philadelphia Eyalet Hastanesi 1903 yılında az sayıda hastanın tedavi edilmesi amacıyla kuruldu. Başlangıçta küçük bir tesis olarak tasarlanmıştı. Ancak bu küçük tesis yeni binaların inşa edilmesiyle gerçek bir hastane işlevini kazandı. Böylece bölgedeki diğer akıl hastanelerinden de buraya bir hasta akını başladı. Bayberry Akıl Hastanesi nicelik olarak hızla büyürken nitelik olarak aynı oranda gelişemedi. Kalabalık hasta topluluğuyla ilgilenebilecek yeterli sayıda personeli yoktu. Bu sebeple hastane yöneticileri pek çok vasıfsız kişiyi işe almak durumunda kaldı. Elbette çalışanları içinde işini hakkıyla yapan çalışanlar da vardı. Fakat ne yazık ki onlar baskın grup değildi. 3000'e yakın savaş karşıtı vicdani retçi ülke genelindeki akıl hastanelerinde çalışmak için görevlendirildi. Bunlardan bazıları Bayberry personeline katıldı. Böylece hastanenin çalışan kadrosu son halini aldı. Bayberry Akıl Hastanesi'nde yaşanan korkunç olaylar bu insanların çabaları sayesinde gün ışığına çıkacaktı. Yetersiz personel sayısı ve daha çok saf kötülük sebebiyle akıl hastanesindeki hastalara son derece kötü şartlar sunuluyordu. Hastalar çoğu zaman yıkanmıyor ve pislik içinde bırakılıyordu. Odalar, yataklar, koridorlar ve zeminler neredeyse hiçbir zaman temizlenmiyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bakıcılar hastaları aylarca hücrelerde hapsediyorlardı. Örneğin William Krizic adındaki hasta Bayberry'de kaldığı 3 yılın 14 ayını bu hücrelerde geçirmişti. Neyse ki ilerleyen süreçte bölge mahkemesi Krizic'in hastaneden ayrılmasına izin verdi. Krizic'in avukatı zavallı adamın durumu hakkında şunları söylemişti. Devletin bu genç adamı onarılamaz şekilde yaralamadığını umuyorum. 7-8 sene önce buraya gelmeden çok daha iyiydi. Krizic bir şekilde kötülük dolu akıl hastanesinden kurtulmayı başarmıştı. Ancak ondan çok daha talihsiz hastalar da vardı. Akıl hastanesinin kuruluşundan 1970'lere kadar sırf kötü bakım ve ihmal yüzünden en az 57 hasta hayatını kaybetti. Bundan çok daha fazlasınınsa hiçbir zaman rapor edilemediği düşünülüyor. Bir diğer taraftan Bayberry'de hastaların kaçması teşvik ediliyordu. Kilitli ve kontrol altında olması gereken kapılar bilerek açık bırakılıyordu. Bu sebeple hastanenin olduğu bölgede yaşayan diğer insanlar akıl hastalarını etrafta dolaşırken ya da bir köşede uyurken buluyorlardı. Bazı hastalar ise dışarı çıktıktan sonra intihar ediyordu. Şubat ayında hastaneden kaçan bir hasta bir süre sonra hastaneye geri dönmek istedi. Ancak bu sefer de içeri alınmadı. Talihsiz hasta 1 Şubat günü Bayberry Akıl Hastanesi'nin kapısında soğuktan donarak can verdi. 1946 yılında Philadelphia Record adlı gazetede su tedavisinin korkunç detayları anlatılıyordu. Hasta bakıcısı bir havluyu ıslatarak hastayı boğmaya başlıyor. Bütün kuvvetiyle asılıyor havluya. Hastadan tepki alabilmek için ara sıra havluyu döndürüyor. Bu sırada hasta merhamet için yalvarıyor. Ama görevli havluyu sıkmaya devam ediyor. Hastanın gözleri şişiyor. Nefes alışı giderek yavaşlıyor. Nihayet hastanın bedeni yavaşça yatağa düşüyor. Hastanın yüzünde korkunç bir beyazlık. Nefes alışı tamamen kesiliyor. Bayberry'deki akıl hastanesinde su tedavisi hastalar üzerinde fiziksel izler bırakmıyordu. Bu sebeple bakıcılar tarafından sıklıkla başvurulan bir işkence yöntemiydi. Ayrıca bir vicdani retçinin daha sonradan aktardığına göre bakıcılar hastalara dayak atarken ve diğer işkenceler sırasında da fiziksel izleri gizlemeye yönelik tedbirler alıyorlardı. Hastanenin kötü yürekli personeli hastalara hem ilaç vererek hem de ilaçsız bırakarak onlara işkence etmenin yolunu bulmuştu. Örneğin hastalar üzerinde anestezi kullanmadan cerrahi operasyonlar gerçekleştiriyorlardı. İhtiyaçları olduğunda ise en basit bir ağrı kesiciyi bile hastalardan esirgiyorlardı. Bayberry'de kısa bir süre çalışan psikiyatrist Larry Real'ın aktardığına göre orada çalışan doktorlar şizofreni hastalarının acı çekmediğini düşünüyorlardı. Öte yandan hastane personeli hastalara zorla ilaç kullandırarak da işkence ediyordu. İlaç şirketi Smith Clean French hastanenin içinde bir laboratuvar kurmuştu. Şirket ilaçlarını piyasaya sürmeden önce buradaki hastalar üzerinde deniyorlardı. Hastalar işkence altında ilaç denemeleri için gönüllü olmaya zorlanıyordu. Sonuçta ilaç denemeleri sebebiyle Bayberry Akıl Hastanesi'nde yüzlerce hasta yaşamını yitirdi. Bayberry'de çalışan iki hemşire bir hastayı işkence ederek öldürdüklerini itiraf ettiler. Cezadan kurtulmak için 1. Dünya Savaşı'ndan kalma, psikolojik travma bozukluğu geçirdiklerini söylediler. Şaşırtıcı bir şekilde haklarında soruşturma kararı çıkmadı. Üstelik daha yüksek bir maaşla çalışmaya devam ettiler. Personelin acımasızca hastaları katletmesi üzerine hastalar arasında da cinayet vakaları görülmeye başladı. Zaten ruh sağlıkları yerinde olmayan hastaların birbirlerine zarar vermesini engelleyecek hiçbir tedbir bulunmuyordu.
Bay Berry, ülke çapındaki kötü şöhretine rağmen 1990 yılına kadar faaliyetini sürdürdü. Vicdani retçilerin, bazı çalışanların ve hastaneden kurtulmayı başaran hastaların çabaları ve belgeleriyle yıllar süren mücadelenin ardından Bay Berry Akıl Hastanesi 21 Haziran 1990 yılında kapatıldı. Bay Berry Akıl Hastanesi'nin geçmişi ve tarihi bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.